gidiyorum. Eray'la... Oha! Fazla güç uygulayınca alanın dışına çıktım abi. Eray'ı paramparça ettim. Hemen te. Şu anda kendine gel abi. Kendine gel. Şu anda yükleniyorum, 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 yükleniyorum. Bir de ekstradan X gücü var. Geliyor. Adamın üstüne meteor indirdim. Oyun safından herkese merhaba arkadaşlar. Roblox tarihinde böyle oyun görülmedi ve göremezsiniz de. Sadece bu linkte. Roblox'ta bazı şeyler yasaklanabiliyor arkadaşlar. Roblox oyununda göremediğin karakterler, göremediğin oyunlar dememdeki maksat bu. Mesela örneğin hiçbir zaman bir oyunda böyle bir şey görebildin mi abi? Tamam, görebilirsin. Belki oyunda canavar olarak, ama sen bu karaktere dönüşemezsin. İşte bu oyun bunu sağlıyor. Bu karakterlerin ultra lüks güçleri var abi. Fantastik şeyler ya. Hiçbir şeyle karşılaştıramazsınız. Zaten oyunda şu anda sesler belirdi, görüyor musunuz? Bakın, şu an beni öldürmek isteyen birisi var. Bak, hemen şöyle bir sana özel gücümü uyguluyorum. Yakından vurursam öleceğim. Abi bu ne? Oha! Kim kararttı bu map'i şimdi? Bak, bu yok. Açılmasını bekleyelim. Şu an kimseyi göremediğimizden dolayı beklemek zorundayız. Map kendine gelsin abi. Adam özel gücü uygulanınca tüm enerjiyi çekiyor abi haritadan. Gel bakalım sen. Bakalım şu an patlatacak mıyız? Hop! Çektim bütün hepsini. Arkadaşlar, bu karakter sanki yerin dibine çeken bir mezarcı gibi abi. Değişik güçler uygulayabiliyor. Adamın yanına yaklaştığın zaman, X'e bastığın zaman mesela direkt böyle bir nokta veriyor. Eğer bu adam bu map'in burasındaysa hepsini bakın çekti içine, bitti. Çok iyi değil mi? Gerçekten çok fantastik abi oyun. Bir arkadaşımız buradaymış. Ne haber Eray? Arkadaşlar, C tuşuna bastığım zaman adamı sıkamadım tabii ki. Çok denk getirmen gerekiyor. Biraz geri gider misin? Bu arada oyunu bilmeyenler adına söyleyeyim. Bak, sol tarafta script up ve script up 2 var. Oradan karakterlerini seçebiliyorsunuz. Tamam mı? Çalışmayanlar varsa çalışmıyordur. Bu özelliğimi uygulayacağım bu kardeşimize. Selamünaleyküm. Ne haber? Abi! Bir dünya şey çıkardım ama işe yaramadı. Bir tane daha deniyorum. Çıktı mı bu sefer? Geberttin mi? Kaldı mı orada adam? Ne haber? Selamünaleyküm. Geberdi galiba o da. Beni de geberttiler. You died. Evet, bu karakterimi sevdim ve bu arada Riddos, seçtiğin karakter hiçbir işe yaramıyor. E tuşuyla sadece çalışıyor. Last Street Sword'a dönüş yapacağım. Arkadaşlar, bu değişik karakter olabilir şu an. Bakın, gördüğünüz gibi hani kılıcı çok basit kullanıyormuş gibi düşünmeyin. Karşı taraftan kılıcı oraya kadar fırlatıyor. Yani uzaktan vuruş gücüne sahip ve Frostborn 18 yanı abi var ya, adamı içine çekiyorsun, kullanmayabilirsen şayet, ama o sırada ben seni geberttim mi? Siyah noktan kaldı bakın. İçine gidiyorum. Aslında bu gücü uyguluyordu kendisi ama maalesef tabii ki kullanamadı. Yerin altına çeken özelliğe sahip o. Ama tabii ki Z, X, C ve tuşlarıyla çalışıyor genellikle karakterler. Bilginiz olsun. Ve Q, W, E, pardon, Q, E, R, T. Yani eğer oyuna girerseniz bilginiz olsun. Z, X, C ve Q, E, R, T, P, G gibi tuşlarla çalışıyor. Önce karakterlerinizi denemek zorundasınız. Selamünaleyküm. Ne haber? Bu felaket vuruyor abi bak. Nerede olursan ol bütün rakamları boyuyor. Prosman anladı olayı. Şu an bana sürekli skill çakmaya çalışıyor. Bak bak bak, beni yakalamaya çalışıyor ama o sırada ne oluyor biliyor musun? Tak 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 tak. Abi kaçma işte, kaçma. Çıktın mı? Abi ölmüyor ki herif ya. Çekti beni içine. Tek bir özellik ama maalesef tabii ki biraz ölümsüz bir canavar gibi arkadaşlar kendisi. Lost Hope'a dönüş yapıyorum. Evet, bu da fantastik karakterlerden. Gördüğünüz gibi şu an tüm manaları topluyorum abi. Haritanın resmen tüm emdim abi bütün her şeyini ve kendime geldim. Selamünaleyküm. Gördünüz mü arkamdaki kılıcı? Vay! Evet, kendisi gerçekten çok güçlü. Bir ateş gücüne maruz kalırsak sıkıntı yaşayabiliriz kendisinin ama biz de bebe değiliz yani bebeğim. Tabii ki gücü uygulamak için bayağı bir beklememiz gerekiyor abi. Şu anda vuruşunu gerçekleştirdi. Yarı canımı götürdün. Abi şunun kaybolması gerekiyor. İşte bundaki tek sıkıntı şu. Bayağı bir bekliyor. Yani şunun uyguladıktan sonra bu herif beklemesi gerekiyor. Vuruşunu gerçekleştiremiyor. Biraz kendine gelmesi gerekiyor açıkçası. O yüzden maalesef bunu seçmeyin. Baldi bir kere yapıştırırsa gebertiyor Mustafa. Kullandığın skill o. Yani mesela bak, baldi olarak o sopayı bana bir geçir. Bitti işte, bu kadar. Artık baldi beni gebertti. F tuşunu kullanabiliyorsun onda sadece. Bilgin olsun. Yeni bir karaktere dönüşüyorum. Duelli Shader. Vuruşu çok iyi. Lakin çok fazla skill yok arkadaşlar. Ama yakalarsa mıhlar adamı yani, onu da belirteyim. E tuşuyla karaktere bak, sıkmak şeyine bak ha. Pat pat pat, istediğin yöne mouse'u tut, böyle adama havadan mermiler iniyor. Bak bak, gördün mü şu ışınları? İşte onlar benim mermilerim. Bir tane adamı yakalamak istiyorum bununla. Frostman gücünü uygula bak, kal orada. Gücünü uygula bak, kal orada. Merak ettim. Bu skill senin üzerine işe yarayacak mı? Şu anda havaya atış ediyorum. Mermiler Frostman'ın üzerine yağmak zorunda arkadaşlar. Eğer gelmezse kendimi öldürürüm. Bir dakika, sende olmadı. Tekrardan deniyorum. Dur dur dur. Önümdeki dur. Şu anda kendisine bakın. Mermiler iniyor. Abi hiçbirisini öldüremiyorum. O zaman sıra bende.
Kendi kafamızı atsettik. E ve R tuşları çalışıyor. Bunda bilginiz olsun. Yeni bir karakter. Magic Power. Kendisi güçlü bir karakterin hızlı koşusuna sahip ama biraz da fazla kullanışı yok çünkü daha da güçlüleri vardır diye düşünüyorum. Artık farklı bir şeye dönüşsem diyorum. Prosman dönüşmek için respawn demelisin, bilgin olsun. Çok fantastik bir güç yüklenen arkadaşımıza doğru gidiyorum. Merak ettim onu alabilecek miyim diye. O alana doğru ilerlemek istiyorum şu anda. Oğlum ne yapıyorsunuz? Sakin olun. Rainbow Titan. Bu arada konsolu bu şekilde açabilirsiniz arkadaşlar. Open Execute dedikten sonra bunu istediğiniz yere kaydırabiliyorsunuz. Bakın şöyle kaydırılabiliyor. Lakin ben burada tutmayı seçiyorum bu şekilde. Çünkü çok fazla alan kaplamasın diye. Bu karakterin en çok sevdiğim yönü ne biliyor musunuz? T gücü abi. Sanırım T'ydi. Dur bakalım. Selamünaleyküm. Ha işte bu abi. Bak TTT. Map'teki gidişata bak abi. Fantastik bir yer açıyor. Şu anda karşı taraftaki karakterlerden bir tanesi bizi vurmaya çalışıyor galiba. Ona gideceğim ve bu gücü uygulayacağım. Bakalım adamın üzerine gelen bu yolu gördükten sonra bir şey olabilir mi? Şu anda gelen bir sevgili dostumuz var. Gel bakalım gel. Hayır. Abi adamın elindeki bomba biliyorum arkadaşlar ve bir kere de gebertiyor. O yüzden ona yakalanmamak gerekiyor. Rainbow Titan da biraz basit kaldı bu oyunda. Bomb West. İki tane gücü var. Zaten karakterlerin güçlerini gösteriyor burada. Z ve X tuşları arkadaşlar. Adamı yakalarsa mıhlar yani. Baksanıza yani patates eder. Kesinlikle bu Dominus'a karşı hayatta kalabileceğini düşünmüyorum. Bana mı geliyorsun? Gel. Bu sefer gel. Denk gelmedi ama sen öldün abi. İbrahim'i de gebertirim. Bakın abi çok felaket gücü var. Bir de ekstradan X gücü var. Geliyor. Adamın üstüne meteor indirdim. Bu karakteri de seviyorum. Gerçekten ölümcül bir karakter. Ve bu alanı yıkan Eray sen mi yıktın bilmiyorum ama mahvetmişsin haritayı. Yine script ağacı bir şey mi kullandın? Ajant Agony. Kendisi yere indiği zaman yukarıdan böyle inen abi tahta parçalarını çok seviyorum. Bak bak şuna bak abi. Selamünaleyküm ben geldim ve benim de gözlüğüm. Abi face'i bile değişiyor adamı yerleştirdikten sonra. Sadece iki tane özel bir gücü var arkadaşlar bunun. Vur abi vur ona. Abi sen o karaktere döndükten sonra ölümcül oluyorsun işte İbrahim. Biliyorum onu ben. Ve klasik zaten çok yakın bir dövüşçü ajantı. Yani o yüzden fazla bir kullanmak istemiyorum. Çünkü yakın dövüşlerde ölme tehlikemiz çok fazla. Çünkü güçlü insanlar var bu oyunda. Maalesef farklı bir karaktere döneceğiz. Dark Warrior. Kendisi manası kullandıktan sonra ekstra güce sahip oluyor. Bakın burada bir mananız var. Öncelikle Ultra Sword Ultra Mod. 200'lük bir manamızı gerçekleştirelim. Şu anda kendine gel abi kendine gel. Şu anda yükleniyorum. Bakın şu anda etrafımızda gelen bir şey. Çemberi gördünüz mü abi? Yüklenmenin sesiydi abi. Şu an bu kılıçlar işte. Ölümcül bir şeye dönüşebilir abi. Tak tak tak. Etrafındaki her yere böyle kılıç atabiliyor abi bu. Z tuşuna bastığınız zaman çalışıyor. Görüyorsunuz zaten. Burada gösteriyor. Bilir mi? Aha adam bana güç yıkılacak buraya. Meteor düşecek. Kulitman gelir misin bana gel. Ça 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 ça. Abi adam of hapsetti beni beyler. Şu anda bu alanın dışına çıkamıyorum. Oha kırılmaya başladı ama attım ben heh. Abi şu anda var ya felaket güçler karşılaşıyoruz. O yüzden pek fazla hamle yapamıyorum ama. Script Up 1'de en sevdiğim karakterden birisi de Cardmaster. Özel güçlerini uygularsa adamı bildiğin yarıya bölmekten ayrı şeyler de yapabiliyor. Onları şu anda kullanacağım. Tabii ki hani biraz oynadıktan sonra bunu şeyleri ezberlemek gerekiyor. Ben mesela not aldım. Abi haritanın burasını mahvetmişsiniz ya. Ne haber? Bu adam bir bombasa denk gelirsem var ya mahvolurum. Abi oha. Kaçması kaçtı. Kaçtı. Hadi çabuk şimdi. Zıplamasana. Evet Mustafa 701'i şu anda aldınız fırtınamız içine. Colitman gelsene buraya gel. Abi adam gitmiyor ki. Yapmasaydım bunu iyiydi be. Teleport arkadaşlar. İstediğin noktaya teleport çakabiliyorsun. O fantastik olmuş. Baksana istediğin yerde belirebilirsin yani. Adam mı gördün? Yanına git abi. Hemen re. Erayı paramparça ettim. Hemen te. Ne haber? Ne oldu? Üzerine büyük bir tane kart düştü değil mi? Mustafa şimdi geberdin işte. Bir de U harfi çok güzel arkadaşlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Bakın bir tane karaktere gideyim ben hemen. Şurada birisini gördüm abi. Ne haber? Geberdiniz. Geçmiş olsun. Star Glitcher. Bir dünya özelliği var arkadaşlar. Yani mouse da kullanabiliyorsunuz bunları. Bayağı bir fantastik. Mesela Q'dan başla. R, T, Y, U. Bayağı bir şeye dönüşüyor. Ama bu şekilde ölmeyin. Geliyorum. Var olmayan. Selamünaleyküm. Ne haber? Al. Abi ya, nasıl yakaladın onu ya? Map bayağı bir parçalanmış ve şu anda var olmayan aldım. Şimdi R'ye doğru gidiyorum. R'ye de... Oha. Fazla güç uygulayınca alanın dışına çıktım abi. Sargın için güzel ya. Her karakterin kendine özel özelliği var arkadaşlar. Mesela T'ye dön. T'ye bak bu şekilde. Yani renkleriyle şey yapıyor. Y'ye bas. Farklı bir şekilde ama hepsi de vuruyor yani. En mükemmeli U çünkü neden?
hızlı, aslında şöyle bir şey. U'yu kullanırsın, hızlı bir şekilde gidersin karşı tarafa. Mesela şurada adamlar var ve birilerine güç uyguluyor. Hemen gidelim yanına. Gerçi map bayağı bir parçalanmış ama şimdi. M'ye bas, gizli yetenekleri de var. Abi bu ne? Patlatacak mıyım burayı? Ne yapacağım oğlum? O güç uygulayana kadar birisi beni gebertiyor. Şu anda tüm her şeyi topluyorum gücüm üstüne. Bir dakika bakalım ne olacak. Tabii ki bu alanda birisinin olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer olmazsa maalesef pek fazla gücü hani stressed. Çok streslendim ya ben. Woo! Abi bir dakika. Stressed açıldı galiba. Onu yaptıktan sonra. Ne haber? Harbiden çok stresli olduk oğlum ya. Uf, ama fazla gittik yine. Mr. Bye Bye. Silah var arkadaşlar. Silahla böyle atış edebiliyorsunuz. Yani öldürmesi biraz şey ama bu silah değil de özellikle abi attığı şeyler daha mantıklı oluyor. C tuşu ve V, aha adam direkt bant çakarsa beni gebertir zaten. O yüzden kendisine bomba atıyorum ve onu yok ediyorum. V tuşu çok fantastik bunda ya. Bir kere at ve artık yok adam zaten. Neptunium 5 galiba sadece böyle gösteri şovu yapıyor abi. Adam öldürmüyor lan bu. O yüzden sıkıntı abi, kaç. Galiba gösterebileceklerimiz bu kadardı arkadaşlar ama normal şartlarda biz bunu daha da eğlenceli hale getirebiliriz. Açık bir server olacak ve daha da fazla karakter ekleyecek. Tabii ki sizin destekleriniz olacak. Eğer oyunu beğendiyseniz bu videoya gerçekten like'larınızı esirgemeyin arkadaşlar. Basın abi, like'a basın, like'a basın. Bu bazı karakterler çalışmıyor bu arada. Bilginiz olsun, kaldırdık. Çünkü çok fazla güçlü oluyor. Map'i mahvedebiliyor. O derece yani güçlü karakterler var. Tabii ki yani bunları yavaş yavaş da olsa belli şeylerini ekleyeceğiz, düzenlemeleri gerçekleştireceğiz. Bu arada İbrahim, bu hani karakterlerin tuşlarını yazabilir miyiz? Mesela hani Ajant Agony'yi seçtik, sağ tarafta tuşlar yazsın abi. Daha da fantastik olur, daha da yardımcı olur karakterlere. Gerçekten hani bazı karakterleri kullanmak isteyebilirsiniz. Ya da deyin ki ya Cardmaster adam almış, ben alamıyorum, adam herkesi mahvediyor mesela. Yani bunun gibi durumlar tabii ki sizin için şey olacak. Adam beni yakaladı işte, sıkıyor şu anda ama. Yok edemedi. Ay öldürdü. O yüzden kendinize iyi bakın. Saygılar, sevgiler. Asfalık.